Merhaba, ben anlatıcınız İlknur. Yönetmenimiz Murat Vanlı ve yardımcı yönetmenimiz Deniz Uluçay'la beraber yine Üsküdar'dayız. 8. bölümümüzü çekiyoruz. Şimdiye kadarki bölümlerde daha çok Üsküdar'ın merkezindeki yapılar arasında dolaştık ve görece biraz tepelere doğru bu Selahattin camilerle tetiklenen bölgelerde dolaştık. Şimdi bu sefer 8. bölümde artık biraz daha merkezden uzak, arada derede kalmış yapılara bakacağız. Salacak tarafında olacağız. Salacak tarafında gezeceğiz. Rotamızın ilk durağı da Kaptanpaşa Camii. Bu görmüş olduğunuz cami aslında bir 18. yüzyıl yapısı. Kapıda 1499 yazıyor. Şimdi bu aslında biraz yanıltıcı bir durum. Şöyle ki 1499'da burada aslında Hamza Fakih Efendi tarafından yaptırılmış bir mescit var imiş. Şimdi bu 1499'lar, işte 1500'ler Üsküdar'daki ilk yerleşimlerle beraber yapılan mescitlerden bir tanesi. Fakat zaman içerisinde buradaki mescit harap oluyor, yok oluyor. Sonrasında da işte Kaptan Paşa sayesinde 1730'larda yani Lale Devri'nin bitmesine yakın yeniden yaptırılıyor. Bu caminin en dikkate değer özelliği merdivenleri. Aşağıdan yukarıya çıkan merdivenleri. Yani buradaki yapıya çok güzel bir perspektif kazandırıyor. Caminin kendisiyle ilgili, kendi mimarisiyle ilgili çok fazla bir özelliği yok ne yazık ki. Burayı yaptıran Kaymak Mustafa Paşa. Kendisi Kaptanı Derya, Lale Devri'nin Kaptanı Derya'larından bir tanesi. Kaptanı Derya olmadan önce İstanbul Kaymakamlığı yapmış bir zat. Damat İbrahim Paşa, Vezir-i Azam, Damat İbrahim Paşa'nın kızıyla evleniyor. Kızıyla evlendikten sonra Vezir-i Azam'la kadar değil, Kaptanı Derya'la kadar yükseliyor. Ve ne yazık ki patrona Halil isyanından kendini kurtaramıyor. Bu görmüş olduğunuz çeşme de Kaptanpaşa Camii'ne ait çeşme. Aynı dönem yapılmış, aynı kaptan tarafından yaptırılan bir çeşme. Lale Devri Çeşmesi bunlar. Ünlü Lale Devri Çeşmeleri Üsküdar'daki. Başta da bahsetmiş olduğumuz gibi bu yapılar 18. yüzyıl yapıları artık. Evet, burada zamanında bir mescit varmış ama 200 sene önce ve bu yapı yapılmadan önce de harap olmuş gitmiş, yerine yeni bir şey yapılmış. Evet, ikinci yapımız da Üsküdar Mevlevi Hanesi. Burası da yine bir 18. yüzyıl yapısı. 1793'te kuruluyor. Hatta 19. yüzyıl bile diyebiliriz yani. İşte yüzyıl sonu yakını. Burayı kuran kişi Galata Mevlevi Hanesi'nin 20. posneşi. Üsküdar'da kendisine bir konak yaparken ayrıca bir semahane ilave edip burayı Mevlevi Hane'ye dönüştürüyor. Buranın diğer Mevlevi Hanelerden farklı olarak bir özelliği de İstanbul'a gelen ve Anadolu'ya devam edecek olan dervişlere konaklama imkanı sağlayan bir yer olması. Günümüzde burası Türk Sanatları Vakfı olarak kullanılıyor aynı zamanda. Geçtiğimiz bölümlerde aslında bahsetmiştik. Bu Salacak tarafı bizim için 18. yüzyıl, 19. hatta 20. yüzyıl demek demiştik. Şimdi de daha çok Salacak sokakları arasında geziyor olacağız ve burada da işte 18. daha çok 19. yüzyıla tarihlenen, hatta daha da çok 20. yüzyıla tarihlenen bol bol böyle güzel mi güzel ahşap evler, ahşap konaklar göreceğiz. Geldik bölgedeki üçüncü yapımıza. Üçüncü yapımız bir çeşme ama bu çeşme aslında tek başına bir yapı değil. Bunun arkasında bu parkın olduğu alanda başka bir yapı daha
var imiş burada. Ayşe Hümaşa Sultan'a ait bir tekke var imiş. Bu tekke de bir Cevveti tekkesi. Ayşe Hümaşa Sultan kim? Ayşe Hümaşa Sultan, Mihrimah Sultan'la Rüstem Paşa'nın kızı. Ve kendisinin mezarı da Aziz Mahmut Hüdayi'nin haziresinde yer alıyor. Burası da zamanında bir Cevvetiye tekkesi imiş. Hemen karşısında da babasının yaptırmış olduğu Sıbyan Mektebi'ni görüyorsunuz. Şimdi buradaki izlerden anlaşıldığı üzere buradaki yapılaşma aslında bu kadar değil imiş. Burada Sultan ailesinden bahsediyoruz. Sultan ailesinden bahsettiğimizde hani ve biraz daha kurcaladığımızda görüyoruz ki bir de burada Rüstem Paşa'ya ait bir saray var imiş. Ayşe Sultan'ın tekkesinden günümüze bir şey kalmamış ama arkada haziresini görebiliyorsunuz. Haziresi hala mevcut. Rüstem Paşa Sarayı'nı Mimar Sinan'ın yaptırdığı söyleniyor. Tabii ki de günümüze hiçbir şey kalmamış. Topkapı Sarayı'ndaki bir takım evraklara göre 1758'lerden öncesine kadar var imiş ama sonradan yok olmuş, gitmiş. Şimdi bu bölgenin diğer bir adı da Ayazma, Ayazma Bahçeleri diye geçiyor. Hatta Rüstem Paşa'nın sarayının yanında kızı Ayşe Sultan'ın da bir bahçesi var imiş. Bizans zamanında da burası Ayazma diye, Ayazma değil de yani Bizans'tan gelme bir durum var bu Ayazma ismiyle ilgili. Burada bir manastır varmış ve yine bir yazlık saray varmış. Manastırdaki Ayazma'dan dolayı da bölgeye Türkler Ayazma demişler. Öyle de kalmış. Ama Bizansların burası için kullanmış olduğu isim Damalis. Buradaki Bizans Sarayı'nın ismi de Damalya Sarayı'ymış. Yazlık saraymış. Bu bölgede hemen bir de görmüş olduğunuz cami var. İmrahor Camii diye geçiyor. Bu cami 1597 yılında Sinan Paşa'nın Mirahoru Mehmet Ağa tarafından yaptırılan bir cami. Gene Sinan Paşa da aslında Mihrimah Sultan ve Rüstem Paşa ailesine dahil bir karakter. Kim derseniz Rüstem Paşa'nın kardeşi Sinan Paşa. Bu camiyi de Sinan Paşa'nın atlarından sorumlu kişisi Mirahor'u yaptırmış. Yaptırmakta da kalmamış, bölgeye adını vermiş. Mirahor olmuş İmrahor. Bu mahallenin adı İmrahor diye geçiyor. Şu an İmrahor Mahallesi'nde Enfiye Sokak, Enfiyehane Sokak diye bir yerdeyiz. Şimdi bu sokağın hikayesi de şöyle, adından anlaşılacağı gibi burada bir enfiyehane varmış. Yani nedir enfiyehane? Bir çeşit parfümeri. Nasıl bir parfümeri? Bu parfümeri ne üretiyor? Bunlar Osmanlı toplumunda her kesimin ilgi gösterdiği şeyler imiş ama daha çok da Fener Rum Patrikhanesi ve Kudüs Ortodoks Patrikhanesi daha çok rağbet gösteriyormuş burada üretilen enfiyelere. 1767 tarihli bir belgeye göre o tarihe kadar enfiye imali ancak Üsküdar ve Mora'daki Bayye Badra kârhanelerine ait olup satış hakkı da yalnız taşradaki mültezimlere verilirmiş. Üsküdar'da üretilen enfiyeler İstanbul'da bulunan 40 enfiyeci dükkanında satılmaktaymış. Hala Enfiyehane Sokak'tayız. Enfiyehane Sokak üzerinde böyle bir otopark yıkama alanı var ve içinde de şöyle bir kalıntı var. Şimdi bu kalıntıyla ilgili iki söylenti var. Birisi eski bir Bizans sarnıcı olduğuna dair. Diğeri de hemen şurada arkamızda Ayazma Camii var. Ayazma Camii Vakfiyesi'ne ait bir hamam olma olasılığı var. Yani hamam olma olasılığı bize daha yüksek görünüyor. Yani buna dönüp tekrar bakmak gerekiyor ama şu an otoparkçılar tarafından kullanılan bir yer. Ayazma Bahçeleri bölgesinde olduğundan bahsetmiştik. Şimdi ta ilk bölümlerde aslında buraya gelmiştik biz. Ayazma Camii'nden bahsetmiştik. Bu bölümde tekrar gelmek kısmet oldu. Neden? Çünkü arkamızda görmüş olduğunuz ilkokulla ilgili biraz konuşacağız.
bugün ilkokul fakat zamanında burası humbaracı ocağı olarak yaptırılmış. 1730'larda ilk yaptırıldığında. Daha sonra buradaki caminin mimarı Mustafa Sultan idi. Onun zamanında Sıbyan Mektebi'ne çevriliyor. Sıbyan Mektebi'nden bugün ilkokula aslında fonksiyonunu devam ettiren bir yapı. Arada bir sürü değişiklik, tadilat görüyor. Bu son halini de 1. Ulusal Mimarlık Akımı'nın önemli mimarlarından Mimar Kemalettin yapmış. Bölgedeki diğer anlamlı sokak isimlerinden bir tanesi de ressam Ali Rıza, Hoca Ali Rıza. Hoca Ali Rıza Üsküdarlı bir ressamımız, önemli bir ressam. Şekerahmet Paşa da Üsküdarlı mesela. Üsküdarlı ve Salacaklılar, yani bu bölgenin insanılar. Böyle Türk resim tarihine en bilindik isimlerden iki tanesi. Buralı, bu sokağa da onun ismini vermişler. Bununla beraber aynı sokakta hemen karşımızda şöyle bir yapıya rast geliyorsunuz. Bu yapı artık bölgede çok nadir rastladığınız bir yapı türü. Bu gerçekten, bunlara biz eli böğründe deriz. Bu üst çıkmayı tutan unsurlara. Geleneksel Türk evinde çok görürsünüz bundan. Burada bir şekilde kendini muhafaza etmiş, inanılmaz bir şey bizim için bu köşede bunu görmüş olmamız. Hala günümüze bu şekilde gelmiş olması. İnanılmaz olmasının sebebi şu, şimdi bu tür yapılar aslında böyle 16. yüzyıla tarihlenen yapılar. Yani 20. yüzyıla, 21. yüzyıla kadar, yani bu modelin gelmiş olması inanılmaz. Evet, geldik serimizin son yapısına. Salacak sahile doğru geldiğimizde burada bizi bir mescit daha karşılıyor. Bu mescit Fatih Mescidi diye geçiyor. Salacak Fatih Mescidi. Burası İstanbul'un fethinden sonra 1453'te yaptırılmış bir mescit. Gene işte kaç bölümdür anlattığımız bu mescitlerden sonradan camiye çevrilmiş mescitlerden biri daha. Yani buranın camiye çevrilmesi gene 1730'ları buluyor. Ondan öncesine kadar mescit. Şimdi bu Üsküdar'daki ilk yerleşim içindeki mescitlerden bir tanesi. Burada bu mescitlerin oluşabilmesi için 10-15 kişilik nüfusun olması gerekiyor etrafında. Bunlar da hep böyle birbirinden kopuk mescitler aslında döneminde. Ve yani bu mescit var, sonra da hiçbir şey yok. Öyle düşünün. Tekrar gidiyorsunuz bir mescit var. İşte sonra gene hiçbir şey yok. Gidiyorsunuz bir mescit var, sonra hiçbir şey yok. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. İlk yapımız Rum Mehmet Paşa Camii'ne geliyoruz. Rum Mehmet Paşa Camii'nin burada yapılmasından sonra asıl mahalleleşme başlıyor. Ama yine de buradaki mescit fethten sonra yapılan bir mescit olduğu için önemli. Burada görmüş olduğumuz çeşme de bu Fatih Mescidi ile beraber yapılmış olabilir diyor. Onlar da emin değiller. Oldukça eski görünümlü bir çeşme olabilir. Bilmiyoruz ama. Yani birbirlerine çok yakınlar olabilir. Yine Salacak ara sokaklardayız ve Fatih Mescidi'ne çok yakın böyle dev bir çeşmeyle karşı karşıyayız. Bu çeşme 1682'de yapılmış, yani 17. yüzyıla ait bir çeşme. Silahdar Mustafa Ağa tarafından yapıldığı yazılı. 1682'lerde aslında burada yerleşim yok. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Bizim bulabildiğimiz kadarıyla bu bölgede öyle ciddi bir yerleşim yok. Bu kadar büyük bir çeşmeyi Silahdar Mustafa Ağa buraya neden yaptı? Biz anlamadık. Belki aranızdan bu konuyla ilgili daha fazla bilgisi olan, fikri olan birileri vardır. Bizimle de paylaşırsa çok seviniriz. Son birkaç bölümde yapmaya çalıştığımız Yanımıza Kar Kalsın bölümündeyiz. Bölüm içerisinde kullanmış olduğumuz bazı terimlerin sözlükteki karşılıklarını aktaracağız size. İlk kelimemiz Mirahor. İmrahor Camii'den bahsederken geçmişti Mirahor. Mirahor kim, kime denir? Onu söyleyelim. Osmanlı dönemindeki has ağırların en üst düzey yöneticilerine deniyor. Büyük Mirahor sadece atlardan değil, aynı zamanda has ağırın çayırı ve koru alanlarından da sorumlu olan kişi.
Enfiye haneden bahsettik. Enfiye ne demek? Enfiye anf'tan geliyor. Enf, anf, anf Arapçada burun demek. Buruna çekilen burunluk oradan geliyor enfiye. Mültezim dedik. Mültezim de gene enfiye haneden bahsederken geçti. Devlete belirli bir vergi geliri sağlama karşılığında bir bölgede vergi toplama yetisini elde eden kişilere deniyormuş. Çok teknik oldu ama böyle. Bir de humbaracı ocağından bahsettik. Humbaracı, kumbaracı gibi tınlıyor olabilir. Haş ile humbaracı. Humbaracılar aslında bir çeşit topçu, topçu ocağı da diyebiliriz. Bu Ayazma Camii'ndeki ilkokul ilk yapıldığında humbaracı ocağı olarak yapılmış. Yani bir nevi topçu ocağı. Bu kadar. Geldik bölümümüzün sonuna. Bu bölüm size ağırlıklı olarak 18. yüzyıl yapılarından bahsetmeye çalıştık. Arada 16. yüzyıla hatta 15. yüzyıla tarihlenen birkaç yapıdan da bahsettik. Ama artık Üsküdar'da 18. yüzyıldayız. Etrafımızda bol miktarda ahşap konak var. 18. yüzyıl yapısı var. Bu bölgede olmayan bir yapımız daha vardı. Onu atladık. O aşağıda Ahmediye'de, Ahmediye Camii'ye, cami külliyesi. O bize uzak kaldı ama o da yine 18. yüzyıla tarihlenen yapılardan bir tanesi. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.